Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle boncuklarımız var. Boncuklarla güzel bir örümcekli papatya tığ oyası yapacağız. Bu şekilde taban kısmını örümcek yaparak gideceğiz yazmamızın. Zaten bu bir oturmaya yapılabilecek bir şey. Örümceği akşam otururken falan. Kızlar, Instagram adresim Suna ile El İşleri. Oradan bu resimlerin ya oyaların resimlerini falan ayrıntılı net bir şekilde görebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz sayfamı. Buradan hemen bakın. Buradaki örümceklerimiz çok küçük olmayacak kızlar. Şöyle örümceğimi yapıyorum hemen. Yanındaki zürafaya batıyorum. Şu alt kısmındaki zürafalar ikişer zincir çekilerek yapılmış. Şöyle çekiyorum, örümceğimi yapıyorum. Buradaki zürafaların şöyle hemen yanına batıyorum. Pardon, buradaki örümceklerin illaki hepsi aynı boyda eşit olacak diye bir şey yok kızlar. Bu örümcekleri çektiğimizde normalde bunların alta doğru kırıştığı için boylarında pek bir fark olmuyor. Örümceğimi yapıyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Hemen yanına batıyorum. Bu örümcekli oyalar çok zarif oluyor. Bir örümcek yap. Hemen sıradaki tığ battıya zürafaya bat. Örümcek yap. Zürafaya bat. Alt kısmı bu şekilde. Hiç zincir çekmeden birer örümcek yaparak sıra sıra alttaki zürafalara batarak gideceğiz. Şimdi şuradan ben biraz yapmıştım. Buradan devam edeceğim. Öncelikle bunu ne yapacağız? Boncuğumuzu. Şöyle açarak göstereyim. Az da sarmışım. Allah Allah. Bakın kızlar, bunu ne yaptım? Bir tane inci koydum. Buraya bir tane inci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de kum boncuk dizdim. 10 tane kum boncuk var şöyle. Bir inci, 10 tane kum boncuk dizdim ipimin üzerine. Şimdi buradan hemen biraz öne doğru akıtayım, bunu çok sarmışım. Yapımına geçelim. Öncelikle şu ipi şöyle tığa bir sabitleyelim. Sabitledikten sonra uç kısmında çekmiş olduğum örümcekli kenarı alıyorum. Bakın ön yüzünden kızlar, bakın ön tarafını çevirdim. Bunun ön yüzünden çekeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 4 tane örümceğimi çekip topluyorum. Buraya kapatıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 10 tane kum boncuğu akıtıyorum. Akıttıktan sonra hepsini şöyle güzelce topluyorum. Topladıktan sonra bakın şu ipi bu şekilde uzatıyorum. İpi uzatıp bu kez İnciyi akıttım. Bakın. Şuradan tığımı incinin içinden giriyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Böyle çıkardıktan sonra bunun tam ortasından bir tane sıkıca zincirimi çektim.
Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çektim. Buradan hemen 1, 2, 3, 4 tane örümceğimi alıp buraya kapattım. Bakın şuralara normalde 2, 4, 5 üstte 5 altta kalacak şekilde. Bunu normalde iki türlü de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak isterseniz şöyle örümcek şeklinde alın arkadan. Şöyle şu boncukların tam ortasından bakayım, tam ortasından batmaya çalışıyorum. Normal otururken kolay oluyor da kameranın başında biraz zorluk çekiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Şu kolay yöntemi de bu kızlar. Şu arkasından ip geçirebilirsiniz. Ben ilk ikisini ip geçirmeden yaptım. 4 tane örümceğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bunu buraya sıkıştırıp tekrar inciyi akıtıyorum. Bakın tığı içinden geçirmek istemezseniz şöyle incinin üzerinden bu şekilde alıyorum. Buradan şu boncukların tam ortasından çok sıkı yapıyorum, gevşek yapmıyorum. Biraz zorluk çekiyorum alırken kızlar. Şu boncukları boncukların ortasından, çünkü yaptığım çok sıkı boncuklar. Şöyle bakın şura olmadı, üstünden geldi. Şöyle alacağım ben ortasından tam. Bakın. Şimdi bunu birazcık ilerleteyim. Biraz ilerlemiş şeklini göstereyim size. Şimdi bunun bir de şöyle bakın şöyle oluyor. Şimdi bunun ütülemesini yapalım. Bunu nasıl ütüleyeceğiz bu oyayı? Ütülenmemiş hali böyle. Şimdi bir de buna ütüleyip bakalım. Önce yaptığımız bu oyayı ters çevireceğiz. Ütülemeyi. Bakın bu ön yüzü. Ben bunu ters çevirerek koyuyorum. Şöyle düzeltiyorum. Uçlarını yukarıya doğru bu şekilde düzelteceğim. Şu uçlara dönebilir. Bakın. Düzeltin. Düzelttikten sonra bunun üzerine şöyle pamuklu şalım var benim. Bu şekilde örtüyorum. Bakın. Örtüyorum. Şöyle. Ütüsünü çok güzel bir şekilde yapıyorum. Şuradaki boncukları şöyle elimle arada düzeltiyorum. Yukarı yukarı vurduğum için ütüyü tam kalıp gibi olmasını istiyorum. Zincirlerin dibinin. Tek tek. Evet bakalım. Ütüsünü de bu şekilde yaptım. Böyle bir incili güzel bir tığ oyası oldu. Bana Instagram'dan istek olarak gelmişti kızlar. Yapım bu şekildeydi. Gayet güzel ve hoş oldu.
İnşallah sizler ortasında inci kullanmak istemezseniz kızlar taş boncuk da kullanabilirsiniz bu oyanın ortasına. Kameram da çok bulanık gösteriyor. Net göstermiyor. Normal çok güzel oldu oya. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.